Sevgili kardeşlerim, İslami ilimlerin en başta geleni şüphesiz ki tefsir ilmidir. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Sonra hadis ilmi var. Akaid, fıkıh, tasavvuf. Bu tefsir, hadis ve fıkıh ilminin usulleri var. 8 yüksek din ilmi. Eshab-ı kiram gibi tabi'in ve tebi'i tabi'in de radıyallahu anhüm İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci esas kaynağı sayılan hadis ilmi için çok çalıştılar. Hadis-i şeriflerin toplanmasında, korunmasında ve sonraki nesillere ulaşmasında büyük hizmetler ettiler. Tedvin ve tasnif için uzun yorucu seyahatlerde bulundular. Tedvin, hadis-i şerifleri cem etme, toplama faaliyeti. Tasnifte bunları bablarına göre, ravilerine göre, konularına göre işte ayırma faaliyeti gibi ifade edilebilir. Önceleri hadis-i şeriflerin menbaı, alınıp öğrenildiği yer Medine-i Münevvere idi. Eshab-ı kiram aleyhim rıdvan burada bulunuyordu. Bu sebeple Medine-i Münevvere'ye Darü's-Sünne adı verilmişti. Mekke'nin fethi ve İslamiyet'in başka memleketlere yayılmasıyla önceleri Medine-i Münevvere'ye hadis öğrenmek için gelen ilim aşıkları, sonraları çeşitli memleketlere dağılan hidayet yıldızlarından hadis-i şerif öğrenmek için seyahatlerde bulundular. Bunlara er-rihle fi talebil hadis denir. Hadis almak için yapılan yolculuklar, seyahatler. Başta eshab-ı kiram bu hizmete öncülük etti. İmam Buhari'nin bildirdiğine göre Cabir bin Abdillah radıyallahu anh Abdullah bin Üneys'in elindeki bir tek hadis-i şerifi öğrenebilmek için bir aylık yol gitti ve onu öğrendi efendim. Hatip Bağdadi'nin Er-Rehle fi Talebil Hadis diye kitabı var. Yani bir kelime için, hadis-i şerifte geçen bir kelime için Medine-i Münevvere'den kalkıp Kahire'ye gidenler var. Şam-ı Şerif'e gidenler var efendim. Ebu Eyyub da bir tek hadis için Mısır'da bulunan Ukbe bin Amir'in radıyallahu anh yanına gitti. Abdullah bin Abbas da radıyallahu anh hadis-i şerifi öğrenmek için uzun yolculuklarda bulundu. Eshab-ı kiramdan sonra gelenler de hadis-i şerifleri en küçük teferruatına kadar doğru bir şekilde öğrenebilmek için çalıştılar. İlim arama ve öğrenmek faaliyetlerinin kıymeti arttı. Böylece ilk biyografik eserler meydana geldi. Yani aziz kardeşlerim, diyebiliriz ki hadis ilmi dini ilimler arasında üzerinde en çok çalışılan ilimlerden birisidir. En büyük gayret gösterilen ilimlerden birisidir. Çünkü tefsir eşrefül ulum, ilimlerin en şereflisi. Allah-u Teala'nın kelamın açıklanması. Hadis ilmi de sevgili peygamberimizin mübarek sözlerinin tespiti ve ondan sonraki nesillere aktarılması faaliyetidir. Dolayısıyla hadis ilmine sahabe-i kiram gibi tabi'in ve tebi'in de çok büyük hizmetler olmuştur. Yani.